arkadaşlar, ben Sinem Tavasalı, kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlere benim TomTom'u 3 ay 1 yıldır taktığım diş tellerin hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Belki takmak isteyenlere tavsiye olabilir, bilgilendirme olabilir ya da takıp çıkaranların anılarını depreştirebilir. O zaman videoya geçelim. Birinci madde olarak herkesin merak ettiği sorudan başlıyorum. Diş telleri takılırken acıyor mu ya da takıldıktan sonra? Arkadaşlar, diş telleri takılırken acımıyor. Zaten dişlerin üzerine bırakıyor. Yani şu kare kare olan şeyleri yapıştırdığı için pek bir acıma olmuyor. Yalnız takıldıktan sonra evet acıyor. Benim bayağı bir acımıştı. Çünkü benim diş çekimim vardı, ameliyatım vardı, üstüne telim vardı. Ben çok zorlu süreçlerden geçtim. Tedavim yani zorluydu. O yüzden takıldıktan 2-3 gün kadar ağrı oluyor. Bazı en fazla 1 hafta. Çiğneme şeyiniz olmuyor çünkü dişlerinizi bu sıktığı için teller çiğneyemiyorsunuz. O yüzden çorba gibi şeyleri çok fazla içiyorsunuz. Ama merak etmeyin, ağrı kesicilerle bu ağrı da diniyor. İkinci bir madde ise sakın ama sakın dışarıda yemek yedikten sonra gülmeyin. Neden diye sorarsanız, çünkü yemek artıkları dişleriniz arasında olacaktır. Bunu su ile çalkalamanız lazım ya da yanınızda kürdan taşıyabilirsiniz ki ben öyle yapıyordum. Ya da yakın arkadaşınıza sorarsanız dişlerimde bir şey var mı diye, o da sana dünyayı yemişsin kanka, bu dişlerin arasındaki yemeklerde bir hafta tok durabilirsin gibi şeyler söyleyebilir. Bunlara maruz kalacaksınız ama bu da işin eğlenceli yanı tabii ki. Eğer diş lastiğiniz varsa, ki diş lastiği bunlar, bilmeyenler için birazdan göstereceğim. Sakın büyük çapta gülmeyin ya da büyük çapta esnemeyin. Çünkü ağzınızı fazla açarsanız bu lastikler patlayabiliyor. Şimdi bu lastikler nasıl bir şey derseniz ben size göstereyim. Bendeki fil bunun aslanlısı, kurtlusu falan da var galiba. Kanguru falan, ama ben şu an fil kullanıyorum. 2-3 aydır benim fil. Bakın durmuyor. Bu şekilde böyle küçük küçük lastikler var. Saç tokalarına benziyor ama değil tabii ki. Daha böyle küçük. Bunu üst tarafınızda alta geçiriyorsunuz. Ki bunun şekilleri falan var ki ben üçgen kullanıyorum şu an. Size hemen göstereyim, bekleyin. Evet arkadaşlar, ben şimdi lastiklerimi taktım geldim. Böyle içinde bir aparat çıkıyor. Bendeki bu sefer mormuş. Bunun böyle bir sürü bunlarla takıyorsun ama ben bunları pek kullanmıyorum. Hatta pembesi falan da var, böyle renkli renkli var bende. Şimdi lastiklerimi size yakından göstereyim. Bunları gerçekten takarken böyle konuşmanız falan değişebiliyor ki benim genelde pelteklemi, dil sürüşmesi gibi şeyler olabiliyor. Göstereyim size. Bu şekilde. Ki ağzınızı fazla açtığınızda gerçekten patlıyor ki ben... Evet, saçım. Bakın. Ağzınızı gerçekten fazla açtığınızda bunlar patlayabiliyor ne yazık ki. O yüzden bunlara dikkat edin. Şimdi bunları çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar, bir de sert yiyeceklerden kaçınıyoruz çünkü braketlerimiz kırılabiliyor ki benim başıma defalarca geldi ve diş doktorumdan bunun yüzden çok azar yedim. Tedavim falan uzadı çünkü braketler kırılınca bütün dişlerin yapısı bozuluyormuş, yani o sıkılıkta olmuyormuş sonuçta. O yüzden böyle bir ay falan uzatıyor, her brakette bir ay falan uzuyor yani. Benim de o yüzden galiba 3 yıl kadar oldu ama bilmiyorum. Dişlerim şu an düzgün, çok az bir süresi kaldı çıkması için, onu bekliyorum. Sert yiyeceklerden kaçın, özellikle vişne ve zeytin yerken çok dikkat edin ki benim zeytin de kırıldı, vişne de kırıldı. Erik falan ben çok rahat yiyorum ama yiyemeyenler de varmış, keserek yiyorlarmış ki benim öyle bir sorunum yok, direkt ısırıp eriği yiyorum. Ama siz dikkat edin, elmayı asla ve asla bu şekilde ısırarak yemedim. Yemedim. Canım o kadar çok öyle kütür kütür, canım o kadar çok öyle kütür kütür onu yemek istiyor ki, ama maalesef yiyemiyorum. Diş tellerim çıktıktan sonra yapacağım şeyler arasında birinci listede elmayı kütür kütür ısırarak yemek geliyor. Bu kadardı bunlar da. Diğer maddemize geçelim. Diğer bir maddemiz arkadaşlar, saçma sapan şekilde eliniz yanağınıza gidebilir, ağzınız içe gidebilir. Bunu toplum içinde bence yapmayın ama gerçekten çok yapmanız gerekiyorsa yapın. Neden diye sorarsanız ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Neyse, şunu neden olduğunu merak etmişsinizde hemen gösteriyorum. Şimdi sizin dişlerinizde, diş telinizin ortasındaki tel diş hareketini yaptıkça arkadan böyle sizin yanağınıza batıyor. Ve siz gülerken ya da yemek yerken o tel oraya batmış bir şekilde oluyor. Ve bunun gerçekten hani yanağımızı bu şekilde yapmamız falan lazım çıkarmak için. Bu gerçekten can yakıcı bir olay. Yani yanağınızın içine bir telin battığını düşünün ki batıyor gerçekten. Ki ben hani dışarıda yemek yediğimde falan oluyor ki elimi oraya götürmek gerçekten çok anlamsız oluyor ki yanağımı bu şekilde sıkıyorum. Böyle insanlar tuhaf tuhaf bakabilir. O yüzden ben de daha böyle ilginç bir yol buldum. Yanağımı şişirip bırakıyorum. Öpüyorum ve orada çıkıyor o tel. Tabii başka bir şeylerle gülerken, yemek yerken tekrar gülüyor ama yine aynı şekilde yapıyorum. Buna da dikkat edin ve neden kapı çaldı?
Evet arkadaşlar, 6. maddemizde dudaklarınız gülerken yamuk çıkabilir. Çünkü tellerden dolayı değişik şekillere girebilir. Bunları da göz önünde bulundurun ki benim arkadaşlarım fotoğraflarımı çekerken bu konuda çok fazla çekiyorlar. Çünkü hiçbir fotoğrafı beğenmiyorum. İşte dudağım yamuk çıkmış, dişlerimin şurası kötü çıkmış falan diyorum. Bunlar da es geçmemiz gereken maddelerden birisi. Evet arkadaşlar, bir diğer maddemizde ders çalışırken Rotring'in bracketlere takılması, ki ben çok fazla kalemle uğraştığım için ağzıma da çok fazla gidiyor Rotring'in ve bracketlerime kaç kez takıldığını biliyorum. Bracketime takılıyor ve elim değmeden buradan bu şekilde sarkabiliyor. Sakın Rotring'inizi ağızda götürmeyin, o arkasındaki boşluk bracketlerinizi takılıp bracketinizi kırabilir. Buna çok dikkat edin. Şimdi size başıma gelen bir olayı da anlatmak istiyorum. Benim eskiden, yani 2 yıl önce ya da 1 yıl önce diş tellerime bağlı olarak bir demirden damaklık vardı. Hani damağımda. Ve spagetti yemeyi çok seviyordum. Hani o damaklığı görmezden gelip ben spagetti yemek istedim. Annem bana spagetti yapmıştı ve ben bayağı böyle dolayıp onu yemeye çalışırken o telime... yani damaklığıma, yani damaklık tel bir damaklıktı. Değişikti, şu an nasıl bir şey oldu? Ucu böyle üçgenimsi bir şeydi. Yani siz bilmez, anlamazsınız, anlatamadım daha doğrusu. Her neyse, orada tel bir damaklık olduğunu varsaydım ve oraya dolanmıştı. Evet arkadaşlar, nefes alamamıştım. Çünkü bayağı bir spagetti ağzıma dolayıp attığım için hepsi oraya dolanmıştı ve nefes almamı zorlaştırıyordu. İğrenç olacak ama ellerimle onu çekerek çıkardım. Kusamıyordum. Kusma şeyi yoktu. Çünkü hani illa elinize çekmeniz lazım onu ya da dilinizle kurtarmanız lazım. Bu da başıma gelen olaylardan. Yani damaklık takacaksanız dikkat edin mutlaka bunlara. Başınıza gelebilir. Bir diğer husus da içecekler. Doktorunuz size içecekleri yasaklayabilir. Gazlı içecekler uzak tutmamız gereken şeyler. Ki ben 2 sene boyunca hiç gazlı içecek içmedim. Hep iced tea ile devam ettim. Artık bu sene kolaya başladım. Çünkü gerçekten iced tea'den midem bulanmaya başladım. Çok sürekli, hani bütün ortamlarda iced tea içmekten artık ciğerim soğumuştu diyebilirim ki kola her şeyle daha iyi gidiyordu benim için. Belki kola sevmeyenleriniz varsa bu onlar için bir avantaj olabilir. Ben kolayı çok sevdiğim için şu an içiyorum ama 2 yıl boyunca içmemiştim. Tabii ki sizin içmenizi önermiyorum. Ama içenler de mutlaka vardır, bir şey olmuyor. Sakız var bir de yasak olan. Onları da hani çiğnememiz konusu ama tek tük çiğneyebilirsin canı çektiğinde. Ama siz yine de çiğnemeyin. Bracketlerinize yapışabilir ya da tedavinizi uzatabilir hani hareketinden dolayı. Tam onun ne olduğunu bilmiyorum ama siz yine de çok fazla sakız çiğnemeyin. Evet arkadaşlar, son olarak telli turna ve telli olur gibi lakaplara maruz kalabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Genelde bana telli turna diyorlar. Ve son olarak da ben böyle bir diş fırçası kullanıyorum. Bu arayüz fırçası. Doktorunuz zaten bunu size almanızı söylüyor. Bununla dişlerinizi fırçaladıktan sonra ya da hani fırçalamadan önce dişinizin arasındaki kalan şeyleri, çöpleri temizliyorsunuz. Sonra böyle bir tane bal mumum var. Bu da bu şekilde. Bunu doktorum vermişti bana. Benim diş tellerim çok fazla batıyordu. Yanaklarıma, dudaklarıma falan. İçi de bu şekilde yapıp buradan nasıl parlamaz inşallah. Bu şekilde koparıp batan yere yapıştırıyorsunuz. Bunların uçlarının yedekleri oluyor. Ben şu an Oral-B'nin arayüz fırçasını kullanıyorum. Şurada bir yerde. Burada yedeklerin olan şey 2 tane, 3 tane yediğim, hayır. 3 tane yediğim kalmış aynen. O da bu şekilde. Görülüyorsa. Yani diş teliyle ilgili bilmeniz gerekenler bu kadardı. Bir de her randevudan sonra illaki ağrı çekiyorsunuz. Bunu da es geçmeyelim. Korkulacak bir şey yok. Kesinlikle bunları korkmanız için söylemedim. Diş bakımı her zaman önemlidir. Dişleriniz yamuksa mutlaka tel taktırın derim ben. Çünkü ileride size daha güzel bir gülüş sağlayacaktır. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı ve benden çekmemi istediğiniz videolar varsa bunu yorum olarak yazmayı unutmayın. Şimdilik herkese hoşçakalın.